Merhabalar. Siz bu program hangi saatte ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Ben gün ortasında bu programı çekiyorum. Bir Türk kahvesiyle çekmek istiyorum. Umarım siz de özendirmiş olmam. Özendirmişsem de imkanınız varsa kendinize bir kahve ısmarlayın derim. Zaten cumartesi pazarda yine evlerde olacağız. Dolayısıyla bol bol çay kahve içmeye vaktimiz olacak. Bol bol başka neye vaktimiz olacak? Düşünmeye vaktimiz olacak. Düşünmemiz gerekiyor. Her şeyi olan biteni düşünmemiz gerekiyor. Neyi düşünmemiz gerekiyor? Mesela 2020'nin nasıl bir yıl olduğunu, nasıl bir yıl geçirdiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bizler de Bir Taraf TV olarak yakın bir zamanda 2020'yi böyle gözümüzün önüne bir film şeridi gibi anlatan kısa bir belgesel özel haber çalışmamız var. Bugünlerde arkadaşlarım onun hazırlıklarını yapıyorlar. Onu da yayına almış olacağız. 2020'nin sonlarına doğru özel bir röportaj yayınladık. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la Çankırı'daki kongresi sonrasında yaklaşık bir saatlik bir özel bir röportajımız oldu. Bunu kanalımızda yayınladık. Kanalımızda yayınladığımız andan itibaren de o gün birçok kanalda da ana haberlerde bir anda bülten oldu, gündem oldu bize söyledikleri. Dolayısıyla güzel başarılı bir iş çıkardığımıza inanıyorum ekip arkadaşlarla birlikte. Özel röportajımız devam edecek. Yakın zaman içerisinde 2-3 parti lideriyle şu anda görüşme halindeyiz. Onlar da arka arkaya gelecek. Yani böyle bir liderler turu formatıyla Bir Taraf TV'de özel röportajlar sadece parti liderleriyle devam edecek. Çünkü siyaset hızlandı ve hareketlendi. Bilmiyorum siz de hangi taraftansınız? Yani 2021'de Eren bir seçim olabilir diyen tarafında mısınız? Yok canım ne alakası var 2023'ten önce hiçbir şey olmaz diyenlerden misiniz? Ama bizler gazeteci sahadayız, gözlemliyoruz ve gözlemlediklerimiz şunları görüyoruz ki 2020 çok böyle sakin geçmeyecek. Hareketlilik var, tabanda aşağıda bir hareketlilik var. Yeni kurulan partiler kongrelerini tamamladılar. Deva Partisi 29 Aralık'ta birinci olan kongresi tamamlayacak ve artık 6 aylık süre başlamış olacak. Yani seçime bir anlamda geri sayım başlayacak. Gelecek Partisi bunu geçtiğimiz günlerde tamamladı. Yeni kurulan partiler de var. Yakında bir sürpriz daha olabilir. Bunu da ilk defa buradan paylaşmış olayım. Demokrat Parti'den sürpriz gelebilir. Onu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi bugün Cemal Enginyurt, eski MHP milletvekili, Sayın Ordu milletvekili Sayın Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı. Demokrat Parti'ye katılma haberi bana katılımdan bir gün önce bu bilgi geldi. Dolayısıyla başka bilgiler de yani örneğin Ocak ayında sürprizler olabilir. Ne tür sürpriz olabilir? Olmaz olmaz demeyin. Çünkü gerçekten sahada bir hareketlilik var. Siyasi bir hareketlilik var. Yeni partiler mutlaka kendilerine. Çünkü bunlar neden doğuyor biliyor musunuz? Biraz önce ondan biraz bahsedeyim. Ciddi bir kararsız, önce bir kararsız kitle vardı. Şimdi bu kararsızlığın kitlenin dışında bir tepki oyları ilk defa duyulmaya başladık. Yani ne demek tepki oyu? İktidarı da tepkili. Ama iktidara tepkili olabilirsiniz. Çünkü yani yönetimde bir iktidar var. O iktidarın yaptıklarını beğenmeyebilirsiniz. Olaya oy vermeyecek bir şekilde tepki oluşabilirsiniz. Bunu doğal karşılayabilirim. Ama ilginç olan muhalefete de tepki oluşmaya başladı. Dolayısıyla bir tepki oyu çıktı. Yani iktidarı da önemli bir şey benimsemiyor. Muhalefeti de kendine yeterli bulmuyor. Bir tepki oluştu. Bu tepkiler de %20'leri, %30'ları, %20'leri rahatlıkla şu anda geçmeye başladı. Bu da yeni partilere belki de bir cesaret veriyor, belki de umut veriyor. Onları herkes o pastadan bir şey almak için sahalara indiler. Demokrat Parti takip edin derim. Ocak ayı içerisinde sürpriz olabilir. Mecliste sürpriz olabilir. Cemal Enginyurt'la başlayan bu Demokrat Parti'ye katılımlar devam edebilir. Hatta ve hatta Demokrat Parti bir çoğunuz şimdi hadi canım o da nereden çıktı ne alaka olur mu dediğinizi duyar gibiyim. Olsun biz söylemiş olalım. Bunlar tabii ki kesin bilginin ötesinde biraz duyumdur biraz istihbarattır. Ama Demokrat Parti ile birlikte mecliste yeni bir grup olursa şaşırmayın derim. 2021 hareketli geçecek. Çünkü mevcut sistemde artık %1'lerin bile çok önemli olduğu bir sistemde her parti kendini özellikle yeni kurulan partiler kendini ispat etmek için bu oydan ne kadar çok alabilirim demek için çalışmak ve sahada olmak zorunda.
Bunu Deva Partisi'nde gördük, Gelecek Partisi'nde gördük. Mesela Sayın Sarıgül ilk defa Türkiye Değişim Hareketi'ni Türkiye Değişim Partisi olarak bir anda resmileştirmek için ilk adımını attı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sunumunu yaptı. Dolayısıyla Sarıgül teşkilatçılığı çok iyi bilen, yani yıllardan beri teşkilatın içine gelen, siyasetin içinden gelen örgütçü bir liderdir. Yani deyim yerindeyse işin matematiğini iyi bilir. Kaç alır kaç almaz ayrı bir konu ama gerek CHP tabanından gerekse merkez tabandan bir karşılığı olduğunu, en azından örgütçü bir yapısı olduğu için, bakın sessiz sedasız şu anda hiçbir yerde haberleri çıkmıyor ama sessiz sedasız yakında Ankara'da genel merkezini açacak. Bu yıl bitmeden genel merkezini açacak. İstanbul'da ayrılmak üzere birçok yerde ilçe başkanlıklarını dahi atadı. Bunlar sessiz sedasız gözlerden uzak. Ama bunlar yapılıyor. Dolayısıyla bu da neden kaynaklı? Sayın Sarıgül'ün çok iyi bir örgütçü kimliği var, bir geçmişi var. Yani deyim yerindeyse işi biliyor. Sayın İnce Memleket Hareketi'ne bir ara verdi pandemiden dolayı. Ama Sayın İnce ne yapar ne yapmaz o biraz daha kapalı kutu. Çünkü etrafındaki kitle, siyasi deneyimleri, işte işin ekonomik tarafı, örgütçülük tarafı biraz daha zaman ve şans vermek gerekiyor. Biz kendisine de ulaşmaya çalıştık. Yaklaşık uzun bir süredir de basın danışmanından bu konuda bir dönüş bekledik ama henüz daha bir dönüş olmadı. Kendisi Yalova'da şu anda köyünde. Eğer bize dönüş sağlanırsa kendisine yapacağımız özel röportajda sizin hızlı birçok soruyu sormuş olacağız. Dediğim gibi liderlerle ilgili şu anda 3-4 liderden röportajlarımız, Sayın Babacan'a başlayan röportajlarımız seri halde devam edecek. Amacımız bütün bu parti liderlerini tarafsız ve objektif şekilde, başta bir tarafı izleyenler olmak üzere, tüm kamuoyuna açıklamak. Kısacası 2020 nasıl geçti bilemiyoruz. Böyle şeyde korona dışında, sıkıntı, kısıtlama dışında böyle anılarımız hiç olmayacak herhalde. Hatıralarımız hiç olmayacak. Yani düşün bir yıl geçer şey dersiniz. Ya ben 2020'de şurada terfi aldım çok mutlu oldum. Burada evlendim, burada çocuğum oldu. Hani geçmiş yıllara göre böyle anılarımız oluşur ya. 2020'de ne yazık ki iyi anılarımız hiç oluşmayacak. Bildiğiniz gibi okullarda da yarı yıl tatil de uzatıldı. Sınavlar da yapılmayacak. Yani 2020'de ne eğitim oldu, ne iş oldu. Hep kötülüklerle, olumsuzluklarla atılacağız. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. 2021'in iyi olacağını, başta aşı ile birlikte güzel bir yıl olmasını en azından temenni ediyoruz. Ama dediğim gibi az önce de siyasette bu temenni iyi şeyler temenni ederken siyasetçiler de hareketlilik temenni ediyorlar bildiğim kadarıyla. Çünkü ona göre bir çalışma var. Yani Ocak ayından itibaren yeni kurulacak olan partiler, İşte eğer korona tedbirleri işte aşı ile birlikte biraz daha tabii olumsuz kış şartları buna dezavantaj ama yine de olumsuz korona ile ilgili tedbirler biraz daha geçirmeye başladığında daha çok sahaya ineceklerini tahmin ediyorum. Daha çok burada sahaya inmek demek hareketlilik demek. Şimdi bazı kanallarda birçok yerde görünmüyor ama başta YouTube olmak üzere. Çünkü YouTube ve sosyal medya artık çok tarafsız ve herkesin istediği her şeyi bulabileceği çok farklı bir medya oldu. Yani ana kanallarda gösterilmeyen birçok şeyi, işte bir partinin çalışmasını, kongresini, halkla temasını YouTube'dan şu anda beni izlediğiniz gibi birçok yerden izleyebiliyorsunuz. Yani bunların o ana akım kanallarda görünmüyor olması yok olduğu anlamına gelmiyor. Aslında sahada ciddi bir hareketlilik var. Bunun tek temel kaynağı da ekonomi. Ekonomiyle ilgili insanların yaşadığı zorluklar belki de onlara iktidarı da sorgulatmaya neden oluyor, muhalefeti de sorgulatmaya neden oluyor. Aslında şimdi bu er meydanı, bunu belki demokrasi açısından şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu yaşananlar, çünkü önceden biliyorsunuz işte iki buçuk parti, yani işte benim AK Parti, CHP, MHP, işte kimin ne kadar alacağı belli ama diğer partiler nasıl da benim bir şansım yok, nasıl bir umudum yok diye çok fazla deyim yerindeyse sağda olmazlardı. Yani işe asılmazlardı bir anlamda. Ama şimdi öyle değil. %1'in bile son derece önemli olduğu yerde yeni eski bütün partiler, seçime girmeye kazanan bütün partiler sağda olacaklar. Vatandaşa kendini anlatacaklar, anlatmaya çalışacaklar, bir karşılık bekleyecekler. Bu da vatandaşa bence demokrasi açısından şunu getirecek, bir seçme şansı getirecek. Şu da olmayacak yani, ya benim buna önceden şu vardı işte, şu partiye oy verirseniz oyunuz boşa gider. Şimdi öyle bir tablo da olmayacak. Çünkü o partiye vereceğiniz oy onu %1, %2, %5'e taşıyacaksa oluşacak olan ittifakta bir anlamda gücünü, elini güçlendirecek. Yani bir anlamda o pazarlık payını arttıracak.
Dolayısıyla o oylar da şeye gitmemiş olacak. Hani deyim yerinizde boşa gitmemiş olacak. Siz işte X bir partinin görüşüne inanıyorsanız ona çekinmeden belki oy verebileceksiniz. Çünkü o verdiğiniz oylarla o parti puanını arttırdığı sürece ittifakta söz sahibi olacak. Dolayısıyla bu da demokrasi açısından belki de iyi bir şeydir. Çünkü sisteme daha yeni geçti. Daha deneyimliyoruz bazı şeyleri. Bazı şeylerde aksaklıklar oldu. İşte başkan parti, şey, cumhurbaşkanlığı sisteminden bahsediyorum. Hızlı mı konuştum yine? Hızımı alamıyorum. Ya böyle kaptırdım hızımı alamıyorum. Kahvemi de soğuttum bu arada. İşte geveze olunca şeyimiz bu böyle oluyor. Konuşmamız böyle oluyor. Şaka bir tarafa, farklı açıyla gündem oldukça sizlerle karşınızda olacağız. 2021'in Ocak ayından itibaren siyasetteki olası değişiklikleri veya olası yeni oluşumları değerlendirdik. Bunlarla ilgili en somut benim paylaşabileceğim mecliste yeni bir takım, yani Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt'la başlayan katılımların devamının gelebileceğini, sürprizler olabileceği yönündeydi. Ne diyelim? Tabii ki önce sağlık diyelim. Önce sağlığımız, bir önce aşımız gelsin. Bu aşımızla birlikte hayatımızın normalleşme adımlarının atılması gerekiyor. Milli Eğitim işte okulları uzattı. Yine çocuklarda bir şey yaratıldı, yani böyle bir rehavet oldu. Ben de çok onlar adına kaygılanıyorum. Ne yapıp yapıp birçok şeyden kısıtlama yapıldı. Bence okullarda bir şeyler yapılması gerekiyordu, adımlar atılması gerekiyordu. 2020'de bütün bu yaşadıklarımız geride kalsın diyelim. Ne diyelim? Bir başka yayında biz yine burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.